Evet arkadaşlar, Mini 4 Pro'yu kutusundan çıkartıyoruz. Çok heyecanlıyım. Uzun zamandır bunu kovalıyordum ve sonunda aldım ve şimdi kutusunu açacağız. İki ayrı paket olarak aldım. RC kumandalı, ekransız kumandalı modelini, Artifly More Combo Plus paketini aldım. Böyle daha uygun fiyata geldi çünkü. Şimdi bunun kutusunu hızlıca açalım. Önce drone'dan başlayalım. Şunu kenara itelim. Evet, jelatinli bir şekilde. Garanti Carpo Karacasulu bu arada. Bir önceki videoda bunu daha detaylı bir şekilde göstermiştim. Evet, açabilirsek şöyle. Açıyoruz. Şöyle şunları kenara atalım. Redet kullanma kılavuzu var. Buna şimdilik ihtiyacımız yok. Şunları ve makastan da kurtulalım. Drone'u tartacağız. Hem kendi içinden çıkan orijinal bataryayla tartacağız, hem de Flymore Kit Plus'tan çıkan bataryasıyla tartacağız. Belki evde küçük bir uçuş, daha sonra dışarıda detaylı bir video daha hazırlayacağım. Evet, şöyle. Bayağı uğraştırıyor arkadaşımız. Kumanda karşılıyor sanırım önce. Geldi. Evet. Burada kumanda var. Şöyle. Evet, kumanda kutusunun içerisinde 4 adet pervane çıktı vidalarıyla beraber. Bu şekilde kenara koyalım. Başka ne çıktı? Bir adet tornavidamız çıktı. Bir adet Type-C to Type-C kablomuz. Bir adet daha Type-C. Bu biraz daha kalın sanırım, şarj etmek için. Bu da telefon bağlantısını sağlamak için. iPhone için bir kablo. Çıkmadı. Bunlarda bir Lightning mi acaba? Hayır. Type-C. Lightning değil. Devam ediyoruz ve kutuda başka bir şey yok. Bundan da kurtuluyoruz. Ve kumandamız. Evet. Kumandamız şöyle. Siyahı gayet şarjımız da var. Şurada telefon stiği. Şu şekilde. Evet, kenara bırakalım. Stiklerimiz de şurada saklı vaziyette. Çıkarması biraz zor. Şöyle. Evet, birinci isteğimizi taktık. Sıra ikinci isteğimizde. Şöyle. Evet. Gerçekten. Şurada bir gimbal için scroll butonumuz var. Burada da fotoğraf video arası geçiş için butonumuz mevcut. Ve gelelim reise. Minik canavarımız çıkıyor. Kutuda başka bir şey yok. Lightning kablosu, yani iPhone için bir kablo çıkmadı ama sanki şu olabilir. Şurada çünkü bir kablo sarılı. Muhtemelen Type-C Lightning, evet. Şekilde. Hatta bunun kablosu sanki daha özel. Ha yok, ikisi de aynı. Okey. Kumandayı geri bıraktık. Sıra geldi drone'a. Drone'umuzu da şöyle açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ses çok güzel. Evet. Reisimizin pervaneleri üzerine geldi. 4 adet de yedek çıktı. Bir de Flymore Kit Plus'ta ayrıca yedek pervanelerimiz var. Pervaneleri sabitlemek için şu aparat var. Mini 3 Pro'da yoktu sanırsam. Şuradan açıyoruz. Şöyle çıkarttık. Ve artık pervanelerimiz serbest. Şurada üzerinde bir şey var. Sanki bir su almış gibi. Enteresan.
leke var. İlk defa açtık. İşte dokunmadım da oraya ama herhalde kendindendir diye düşünüyorum. Evet, kapağımız bu şekilde çok basit bir şekilde çıkartılıyor ve aynı şekilde duruluyor diyemeyeceğim. Sanırım önce altını mı takacağız? Hayır, önce üstüne oturtmamız gerekiyor. Gimbal'dan kurtardığımız takdirde kolayca oturuyor. Tekrar çıkartalım. Ama gimbal bunu bırakmıyor. Gimbal'ın arkasında şöyle bir sünger daha var. Onu da çıkartmamız gerekiyor. Evet, işimiz bitince bunu tekrar geri takmak icap edecek. Drone'da 2 adet önde, 2 adet de arkada sensör var. Fakat bu sensörler açılı konumlandırıldığı için 360 derece koruma sağlamakta. Şöyle pervanelerimizi de açalım. Yalnız şu üstteki leke olayı biraz canım sıktı. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle de göstereyim. Şurada bir leke gibi bir şey var ama artık o da nazarı olsun diyelim. Yani sanki üzerine bir şey sürülmüş gibi şurada. Şöyle. Ama sürekli gözüme batıyor baktıkça. Evet. Bu şekilde diğer pervanesini de açtık. Ve minik canavarımız çıktı. Gerçekten çok küçük. Avuç içi kadar. Şöyle bakalım. Pili var mı? Ben de bilmiyorum. Evet. Bataryası tımtıkır. Maalesef. Şurada yanda çentikleri var. Bunlardan basıp çıkartıyoruz. Evet, zaten kullanmadan önce bataryayı uyandırın diye bir uyarı var. Şarj etmemiz gerekiyor öncelikle. Bunu daha sonra uçuracağız. Şöyle içinde göstereyim. Dikey görüntü alabiliyor. 20 kilometreye kadar FCC modda çekim mesafesi var. Ama CE modda, yani Avrupa standartlarında 10 kilometreye kadar menzil sunuyor. 4K 60 FPS video çekebiliyor. 4K 100 FPS de çekebiliyor. Slow motion olarak 1080p'li 200 FPS'e kadar video çekim kalitesi var. Gece modu var. Çekim modları var. Bunların hepsini deneyeceğiz ama bir drone'u tatmak istiyorum. Şöyle. Ay. Bir hassas tartımız var. Şöyle geldik. Şimdi. Bir arasını alalım. Evet. Sadece drone'u koyduk. Drone 172 gram. Şimdi batarya ile beraber tartacağız. Bataryayı geri takalım. Evet. Tam 249 gram vaat ettiği gibi. Tartıda doğru tartıyormuş bu arada. Onu da görmüş olduk. Bayağı hassas. 249 gram olarak gördük. Şimdi bir de Flymore Combo paketini açalım. Hızlıca onun içeriğine bakalım. Bunda bir jelatin yok. 47 dakika uçacağını vaat ediyor fakat Mini 3 Pro için 47, Mini 4 Pro'ya da uyumlu 2 dakika daha az uçtuğunu söylüyor DJI'nin sitesi. Bakalım testlerimizde bu bize ne verecek. Yani rüzgarlı ortamda ben 35 dakika uçmaya razıyım açıkçası. Plus bataryayla, diğeriyle de 25 dakika. Evet. Bizi çanta ve mis gibi deri kokusu karşıladı. Şöyle. Kutunun içi boş. Başka bir şey yok. Hepsi çantanın içerisinde. Şöyle çantayı hızlıca açalım. Böyle diyeceğim bir markası var. Burada bir kullanma kılavuz gibi bir şey mi var? Yani çantayla alakalı. Şöyle. Charger'ın içerisinde bataryalar. Başka ne var içerisinde?
Şöyle bir mektup gibi bir şey var içerisinde. Kullanma kılavuzu var bunun. Şöyle alalım. Gelelim. Burada başka bir şey yok. Şurada arkada bir gözü var. O gözün içerisinde yedek pervane aradım ama maalesef orada da bir gerilim yaşadık ve bulduk. Şurada bir fermuarlı bölüm var. Pervaneler buradan çıktı. Şöyle. Bir de kablo bekliyoruz. Evet, o kablo da burada. Tip A ve tip C. Bu şekilde. Hızlıca onları yerine koyalım pervaneleri. Ve drone'u kombo bataryalarını bunu yırtacağız. Evet, çok güzel. Tanesi boş. O da drone'un içindeki batarya oraya gelecek. Şimdi darasını aldık tekrardan. Aslında bataryaların farkını alalım demek. Şekilde Y5 gram. Şöyle tekrar arasını aldık. 77 gram. Geldi bu normal batarya. Bu da plus batarya. Oy, 120. 43 gram fark var arasında. Drone 249 gramı geçiyor dolayısıyla. Zaten elinizde tuttuğunuzda da bataryanın gerçekten ağır olduğunu görüyorsunuz. 3850 mAh olması lazım. Bunun da üzerinde böyle çizikler var. Şöyle gösterebilirsem. Bakın. Sanki sümüklü böcek gezmiş gibi. Şöyle çıkıyor şurada. Çok enteresan. Herhalde bunlar üretilirken hani şurada da var bakın. Şekilde. Yani böyle sanki bir asitli bir şey dökülmüş. Yani ustalar çalışırken teri akmış sonra silmişler izi kalmış gibi. Diğerinde de var mı? Diğerinde de var. Yani sanırım ondan kaynaklı diye düşünmek. Su plastik çok güzel. Evet. Bir de şu bataryayı takalım. Bu bataryayla beraber drone'un kaç gram olduğunu görelim. Bu şekilde. Ve 292 gram oluyor. Evet, 249 gramı geçiyor. Bunda pil var mı? Maalesef bunun da uyandırılması gerekiyor. Bunları şarj edelim. Sonrasında dışarıda güzel bir havada bir uçuş yapalım. Görüşmek üzere. Test için daha sonra çıkacağım.